Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Honor 200 Pro cep telefonunu inceleyeceğim. Kanalı takip edenler, beni takip edenler bilir. Ben geçen sene bu zamanlarda Honor 90 cep telefonunu incelemiştim. Oldukça da fazla yorum geldi o telefona. Çok söylediğiniz şeyler oldu, beğendiğiniz taraflar oldu, beğenmediğiniz taraflar oldu. Honor Türkiye'deki macerasına yeni modellerle devam ediyor. 200 ve 200 Pro modelleriyle. Anladığınız gibi 200 Pro olan sürüm daha gelişmiş özelliklere sahip bir model. Ben her zaman yaptığım gibi bir dış görünümüyle başlamak istiyorum ve telefonu elime alıyorum. Telefon aslında Honor 90'a tasarım anlamında birazcık benziyor. Şöyle, sağdan ve soldan kavislerimiz var. Bu modelde üstten ve alttan da kavis var. Yani dört yönden bir kavis söz konusu arkadaşlar. Ön taraftan baktığımızda ikili kameranın bulunduğu ortada bir bölüm yer alıyor. İki tane kameramız var. Bunun detaylarını fotoğraf ve kamera özelliklerinde size bahsedeceğim. Yanlardaki ve üstteki ve alttaki boşluklar ise oldukça ince tasarlanmış ve hemen aynı. Yalnızca çevirdiğimizde sağ yan tarafta klasik olarak artık açma kapama tuşumuz ve ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Sol tarafta bir şey yok. Üst kısımda hoparlör delikleri var. Stereo hoparlörümüz var. Kızılötesi algılayıcımız var. Bu da güzel bir detay. Bunu bazen soranlar olabiliyor arkadaşlar. Ve yine alt tarafta hoparlör delikleri, mikrofon deliği, sim kart yuvası ve tip C bağlantı yuvasının ne olduğunu söyleyeyim. Arka tarafı çevirdiğimizde ise oldukça farklı bir tasarım bizleri karşılıyor. Burada kamera bölümü eliptik olarak tasarlanmış. Bu eliptik tasarım aslında Gaudi tarafından, Barcelona'da bulunan Casa Mila isimli apartman tasarımından fazlasıyla etkilenmiş. O böyle ortası boşluk şeklinde bir apartman tasarımı var. Bir bina tasarımı var. O tasarımdan etkilenmiş. Bu eliptik tasarımda o görülüyor. Burada 3 tane kameramız var. Bir tane de led lamba yuvamızın olduğunu söyleyeyim. Ve gerçekten de güzel bir tasarım var. Arka taraftaki tasarımda şöyle bir durumda söz konusu. Deniz kıyısı tasarımı var. Bu bendeki mavi renk ve gerçekten de bu tasarım çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu genel görünümden sonra teknik özelliklerden bahsedeyim biraz. 6.78 inçlik 1224'e 2700 piksellik OLED bir ekranımız var. 120 Hz ekran yenileme hızı. 3000 nit parlaklık. Bazı yerlerde bu 4000 deniyor ama gerçek olarak 3000 olması gerekiyor arkadaşlar. Snapdragon 8S Gen 3 işlemci. 12 GB RAM, 512 GB depolama. 50+50+12 olmak üzere üçlü ana kamera. 50+2 olmak üzere ön kamera. Her iki kamerada 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Magic OS 8.0 arayüzü. Android 14 işletim sistemi, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5200 mAh'lik silikon karbon pil, 100 watt kablolu, 66 watt kablosuz ve kablosuz ters şarj özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Telefonun fiyatı ise 39.000 TL ama video sonuna kadar izleyin, orada bazı ipuçları vereceğim. Bazı indirimler var. Telefonun fiyatı neredeyse 30.000 TL'ye kadar düşüyor. Detaylarda bundan bahsedeceğim. Gelelim kullanım deneyimine. Şimdi telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 serisinin işlemcisi 8S Gen 3. Şimdi 8 Gen 3 değil, 8S Gen 3. 8'in normal 8 Gen 3 sürümün biraz daha düşük özelliklere sahip sürüm arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani amiral gemisi bir işlemci değil ama amiral gemisine yakın bir işlemci var. Tabii ki günlük ihtiyaçlar anlamında baktığımızda aslında çok daha düşük kapasiteli bir işlemci olsa da bu telefonun özelliklerini fazlasıyla karşılayabileceğini söyleyebilirim. O bakımdan sıkıntı olacak bir işlemci değil. Bazı sentetik testler de yaptım. Ekranda şu anda onları da görüyorsunuz. Yani sentetik test sonuçları ve benim yaşadığım deneyime baktığımda günlük olarak sizi herhangi bir şekilde sıkıntıya sokacak bir işlemci değil. 12 GB RAM var. 512 GB depolama alanı var. 12 GB'ı sanal olarak 12 GB daha ekleyebiliyorsunuz. Yani 24 GB'a çıkartabiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Ekran OLED olması çok önemli. 120 Hz desteği var. Bunu isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Tabii ki ayarlardan. Ayrıca bir sürü ekran ayarı var arkadaşlar. Hani böyle göz koruma ile ilgili normal insanın vücut yapısına uygun ve bu döngülere uygun, yani uyku döngüsüne uygun ve göz döngüsüne uygun şekillerde de ekranın parlaklığını ve renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir sürü ayar var. Yani ekran konusunda marka çok iyi çalışmış, gözleri yormayan güzel bir ekranımız var. Gerek oyunlarda gerekse günlük kullanımda bu ekranın faydalarını fazlasıyla gördüğümü söyleyebilirim. Ekranın dört tarafının da eğimli olması önemli artılarından da bir tanesi arkadaşlar. Bu da telefonu hem kullanım sırasında hem film izlerken, oyun oynarken çok daha performanslı bir hale getiriyor. Oyun mesela de denedim arkadaşlar. Özel bir oyun modu var. Bu modu aktif hale getirdiğinizde işte dışarıdaki aramaları kapatıyor, bildirimleri kapatıyor ve telefonun gücünü oyuna göre optimize ediyor. Bu sayede çok daha rahat ve çok daha güzel ve çok daha iyi bir deneyimle oyun oynayabiliyorsunuz.
Üründe kızılötesi portu olduğunu söyledim. Bunu nerede kullanacaksınız? Kumanda olarak kullanabilirsiniz. Bir televizyonu, klimayı vesaireyi kullanabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik. Çok fazla telefonda bulunmuyor ne yazık ki artık. Ama bu modelde var arkadaşlar. Bir de NFC desteği var. NFC desteği neden önemli? Bugün mesela İstanbul'da yaşayanlar için söyleyebilirim. İstanbul kartı işte bir şey yükleyeceksiniz veya başka işler yapacaksınız. Veya bu arada E-Devlet'le ilgili bazı işleri yaparken nüfus kağıdınızı okutmanız da gerekebiliyor NFC teknolojisine. Bu teknoloji bu telefonda bulunuyor arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Bazen soruyorsunuz. Stereo hoparlör desteği olduğunu söyledim. Hem üstte hem altta hoparlör deliklerimiz ve yuvalarımız var. Bu sayede özellikle oyunlarda ve film izlerken çok daha iyi bir deneyime ulaşmış oluyorsunuz. Gelelim belki de bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi olan kamera tarafına arkadaşlar. Gerçekten de bu telefonun bence kamerası için tercih edilebilir. Yani işlemcisini beğenmeyebilirsiniz. Başka özelliklerini beğenmeyebilirsiniz ki bence beğenilmeyecek özellikler değil ama kamera tarafında bence çok fazla beğenilmeyecek bir tarafı yok. Sony IMX 856 sensör kullanıyor arkadaşlar. Ana kamerada 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Buna 50 megapiksellik bir telefoto eşlik ediyor. Bir de 12 megapiksellik ultra geniş açı eşlik ediyor. Birçok modu var, birçok özelliği var. Gece modu var. Hem ön hem arka kamerada gece modunu kullanabiliyorsunuz. Bir sürü çekim modları var arkadaşlar. Hatta ben elime alayım, o modlardan da size hızlıca bahsetmiş olayım. Açtığımız zaman standart olarak bizlere bir fotoğraf modu karşılıyor. 0.6x var. İsterseniz geniş açı 2 var, 2.5 var. Belki de benim eleştireceğim tek konu şu. Çok fazla zoom giremiyorsunuz. Yani 2.5x'ten sonra dijital zoom'a geçiyorsunuz. O da çok iyi sonuç vermiyor takdir edersiniz ki. Hani bunu eleştirebilirim. Evet, biraz daha zoom olsaymış, bir 5x falan görseydik aslında güzel olurdu. Ne yazık ki Honor burada işte bir şey eksik kalmış. Portre modumuz var. Gece olduğunu söylemiştim. Açıklık modu var biliyorsunuz. Ve burada video modumuz var. Çoklu video var. Hem ön hem arka kameraları istediğiniz gibi işte sağda olsun, solda olsun, şu öndeki önde şurada olsun, burada olsun gibi ayarlayabiliyorsunuz. Diğer moduna girdiğimizde pro modu var. Ağır çekim var. Panorama var. Hızlandırılmış çekim var. Filigran var. Süper makro. Yüksek çözünürlük. Solo cut. Gece videosu. Hikaye ve belge tarama modlarının olduğunu söyleyeyim. Ön kameraya geçtiğimizde de yine arkadaşlar burada işte videoyu kullanabiliyoruz. Ön kamerada da fotoğrafı kullanabiliyoruz. Portre modumuz var. Bu arada şundan bahsetmem lazım. Şimdi burada bir ana kamerayı seçersek burada bir de Studio Hardcourt modu diye özel bir mod çıkıyor. Burada arkadaşlar bunu ancak ana kamerada kullanabiliyorsunuz bu arada. Hardcourt modunda arkadaşlar 3 farklı seçenek karşımda çıkıyor. Hardcourt canlı, Hardcourt rengi ve de Hardcourt klasik. Klasikte siyah beyaz çekiyorsunuz. Diğerlerinde ise Hardcourt renginde biraz daha canlı, diğeri de normal renklerde çekiyorsunuz. Bu mod güzel olmuş. Ben şöyle beğendim. Mesela kendi portrenizi çekeceksiniz. Bunu kullanmanızı öneririm. Ama birinin sizi çekmesi lazım. Sonuçlarda fena olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten de beğendim. Bu modu bulunuyor. Ayrıca şöyle bir durum var. Bu çok anlatılmıyor videolarda. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Ön kamerayı eğer portre modunda kullanırsanız sonuçlar gerçekten çok iyi olur. Şimdi biliyorsunuz normalde ön kameralarda alan derinliği kamerası olmaz. Sanal olarak yapılıyor bu. Evet, kötü de yapılmıyor bu arada. Onu da söyleyebilirim ama bu modelde ikinci bir kamera var. Bu ikinci kamera sayesinde çektiğiniz fotoğraflar çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Onu da net ve doğru bir şekilde söylemekte fayda var arkadaşlar. Ben bu ön kameranın portre modunda çok beğendiğimi söyleyeyim. Şimdi gelin Honor 200 Pro çektiğim örnek fotoğrafı videoları bir izleyelim. İncelemeye devam edeceğiz. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Honor 200 Pro'nun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ön kamerada hem fotoğrafta hem de videoda 0.8x ya da 1x üzerinden ayarlama yapabiliyorsunuz. Yani biraz bir tık daha geniş açı var. Şu anda 0.8x'deyim ve 1x'e giriş yaptım arkadaşlar. 0.8 ve 1x. İşte size bu telefonun ön kamerasını kullanarak kayıt yaptığınızda bu şekilde bir video ve mikrofon kalitesine ulaşacaksınız.
Şimdi gelelim telefonun pil özelliklerine. 5200 mAh'lik silikon karbon bir pilimiz var arkadaşlar. Bu pille benim yaptığım sentetik testlerde 11 saati aşan bir pil ömrü verdi. PCMag batarya testinden bahsediyorum. Şu anda ekranda da o sonucu görüyorsunuz. Bu da kabaca bir günü çok rahat görebileceğiniz anlamına geliyor. Eğer çok yoğun kullanmazsanız 1,5 güne kadar çıkabilecek bir pil ömrü söz konusu. Tabii telefonun bence enteresan özellikleri de var. 100 watt destekli bir kablolu şarjı var ki kutudan 100 wattlık bir adaptör çıkıyor zaten. Çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. İkincisi arkadaşlar 66 wattlık kablosuz şarj desteği var. Yani 66 watt kablosuz şarj özelliği olan bir şarj cihazı bulursanız bu ürünü şarj edebiliyorsunuz. Bulunuyor ama çok yaygın olduğunu söyleyemem böyle bir kablosuz şarj cihazının. Kablosuz ters şarj özelliği var. Bence bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Yani pil ömrü iyi. Bir günü rahat geçirebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Şarjının da hızlı olması ve kutudan adaptör çıkıyor olması da önemli bir detay. Bu arada kutudan güzel bir silikon kılıf da çıkıyor. Hani kılıf arama derdinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Kullanırsınız, kullanmazsınız size kalmış bir durum ama böyle bir kılıf olduğunu da belirteyim. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi bu ürünle ilgili ben bir dikey paylaşım yapmıştım. Ona gelen yorumlar 40 bin lira verilir mi hiçbir şansı yok vesaire diyordu. Evet doğru, 39 bin liralık bir fiyatı söz konusuydu. Ama şöyle bir durum var. En azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Ağustos'un 1'inde çekiyorum. Muhtemelen 1-2 gün içinde yayınlayacağım. Hepsi burada üzerinde 4 bin lira bir indirim oluyor. Aynı zamanda ekstradan da bir 4 bin lira daha indirim sağlıyor. Yani 8 bin liralık bir indirim sağlanıyor ve işte 31 bin 32 bin liraya yaklaşan bir fiyat düşüşü var. Yani 30 bin liraya yakın bir fiyatı oluyor cihazın. Bence güzel bir rakam. Ha elbette ben 30 bin lira vereceğime şunu alırım. Samsung alırım. Huawei alırım. iPhone alırım. Alırım. Evet alırsınız arkadaşlar. Orada sorun yok. Ama bence öyle bakmak yerine telefonun özelliklerine göre kıyasladığımızda bence Honor'un doğru bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Elbette fiyatın çok iyi olduğunu iddia etmiyorum. Böyle bir iddiam yok. Hani çünkü bazıları öyle bir şeyler de söyledi bana. Sosyal medyada yazıştığım bazı arkadaşlar. Özellikle YouTube'daki yorumlarda bunu gördüm. 30 bin liraya 32 bin liraya indiğini söylediğim bazı kişiler o da yüksek dediler. O zaman başka modellere yönelmek daha iyi olacaktır. Evet bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Honor 200 Pro'nun özelliklerini, işte kamerasını ve diğer tüm fonksiyonlarını anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır, oluyor. Yanlış söyleyebildiğim, eksik söylediğim konular da olabilir. Yorumlarda hem bunları düzeltin hem de sorularınız varsa iletmekten çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de bizzat yanıtlıyorum. Bakın benim öyle bir farkım var diğer YouTuber arkadaşlardan. Gelen bütün soruları tek tek yanıtlıyorum. Tabii ben bu kadar uğraşırken sizden de bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum. Ücretli bir işlem değil kanala abone olmak. Size bir külfeti yok, bir maliyeti yok. Kanala abone olarak benim bu çabalarımı desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Oralarda da elimden geldiğince eğlenceli ve güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Ayrıca bu telefonlar, bu ürünler geldiği zaman ilk olarak oralarda paylaşıyorum. Sosyal medyadan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir incelemesinde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.